8 aylık bebek gelişimi nasıl olur? Bebeğiniz her geçen gün daha da büyüyor. 8. aya geldiğinde bebekler hem dünyayı merakla keşfediyorlar hem de çok hareketli oluyorlar. Yürüme hazırlığı yapan bebekler artık 8. aylarında daha düzenli uyuyorlar ve daha düzenli yemek yiyorlar. 8 aylık bebek gelişiminin kilometre taşları nelerdir? 8 aylık bebekler genelde bu aylarda oldukça meşguldür. Çünkü sadece bir şeyleri ağızlarına sokarak dünyayı keşfetmekle kalmıyor, daha da hareketli bir hale geliyorlar. Henüz yürümemiş olsalar da buna hazırlanıyorlar. 8 aylık bebek hareketleri artık daha çeşitlidir. Yürümeye hazırlanan 8 aylık bebeğinizin bacaklarının ne kadar güçlendiğini fark etmeniz bu aylarda çok mümkün. 8 aylık bebekler çok hareketli olur. Yerlerinde hareket etmelerinin yanında muhtemelen sürünmeye veya emeklemeye de başlamış olabilirler. Ayrıca bu aylarda sesleri çok çıkabilir. Farklı sesler çıkarabilirler. Bu dönemde günde 14 saat uyuyabilirler ve bunun uzun süresi geceleri olur. Günde 2-3 kez gündüz uykusu uyuyabilirler. 8 aylık bebek gelişimi hızlıdır. 8 aylık bebek gelişimi ebeveynleri çok şaşırtabilir. Bu dönemde anne ve babaların çok dikkatli olması gerekir. Genelde yasak olan şeylere ilgileri vardır. Örneğin bir şeyleri tutup çekmek, dolaplara girmeye çalışmak, oyuncak dışındaki şeylerle oynamaya çalışmak gibi pek çok şeyi yapabilirler. Bu sebeple bebeğiniz uyanıkken gözünüzün sürekli onun üzerinde olması gerekir. Bebeğiniz 6 ve 7. aylardaki becerileri geliştirirler. Yardım almadan oturmaya geçebilirler, dil becerileri daha da gelişmiş olabilir. Bu durumda onu desteklemek için normal gününüzü sürdürürken ne yaptığınızı sesli bir biçimde açıklayın. Örneğin, bardağınıza su koyarken, "Şimdi bardağa su koyuyorum, su içeceğim" gibi açıklamalar yapın. Bugünlük konuşmalar onu dil kullanımına daha da adapte edecektir. 8. ayda eller ve dizlerinin üzerinde ileri geri sallanabilirler, mobilyaların yanında ayakta durma pozisyonuna geçebilirler, temel kelimeleri anlayabilirler, onunla konuşulduğunda seslerle karşılık verebilirler, nesneleri ellerinde bir sağa bir sola geçirebilirler. Genelde bu dönemde bebekler 750 ile 900 kalori arasında alırlar. Bu kalorinin yaklaşık olarak 500'ü anne sütünden gelir. Ebeveynler meyve ve sebzeleri tanıtmaya odaklanmalı. Bebeklerinin farklı tatları denemelerini sağlamaya devam etmelidir. Bu süreçte bebeklerin demirden zengin beslenmeleri önemlidir. Çünkü demir eksikliği kansızlığa neden olabilir. Demir eksikliğinden kaynaklanan anemi bilişsel gecikmelere sebep olur. Bu nedenle bebeklerin yeterli miktarda demir aldığından emin olunmalıdır. 6-9 guncay arası kan sayımı kontrolü yapılarak demir eksikliği olup olmadığı taramalıdır. Bebekler bu dönemde hareketlidir. O nedenle bezlerini değiştirirken onları düşmekten korumak gerekir. Ayrıca bebeğinizin kilo ve boyuna göre otomobil koltuğu, bebek arabası, mama sandalyesi değişimleri de yapılabilir. 8 aylık bebek kilosu kaç olmalı? Ebeveynler 8 aylık bebek kaç kilo olmalı sorusunun yanıtını merak ederler. Çünkü bebeklerinin gelişimleri onlar için heyecan vericidir. 8 aylık erkek bebek kilosu 7000 ile 11000 gram arasında olurken, 8 aylık kız bebek kilosu 600-500 ile 10.500 gram arasında değişebilmektedir. 8 aylık bebek boyu da merak edilir. 8 aylık kız bebeklerde alt sınır 65 cm, üst sınır 75 metre boyunda oluyor. 8 aylık erkek bebeklerde de alt sınır 66 cm, üst sınır 76 cm'dir. Ancak her bebeğin gelişiminin farklı olabileceği de unutulmamalıdır. 8 aylık bebek uyku düzeni nasıl olur? 8 aylık bebeğinizin artık uyku düzeni oturmaya başlamıştır. Özen geceleri aralıksız 7 saat uyuyabilirler. Bu dönemde günde 14 saat uyuyabilirler. Günde 2 kez gündüz uykusu yapabilirler. 8 aylık bebek uyku eğitimi almaya hazırdır. Bunu hekiminizle görüşerek uzman kişilerden yardım alarak planlamak mümkündür. Bazı bebekler 8. ayda aniden uyanıp ağlayabilirler. Diş çıkarma döneminde ise bu ağlama ataklarına sıkça rastlanır. 8 aylık bebek nasıl yatırılmalıdır? Bu dönemde de yatma pozisyonu sırt üstü olmalıdır. Ancak bebekler sağa ve sola rahat döndükleri için yattığı pozisyon aynı kalmayabilir. Ebeveynlerin bebeklerinin yattığı yerde önlem alması gerekir.
Çünkü hareketli oldukları için düşme ihtimalleri olabilir. 8 aylık bebek aşısı var mı? 8. ayda bebeğin standart bir aşısı bulunmamaktadır. Ancak gecikmiş aşılar, özel aşılar veya vitamin ilaçları olabileceğinden doktora danışılması gerekmektedir.